أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربٍ Göğsüme genişlik ver. Kolaylaştır işimi. Düğümü çöz dilimden ki anlasınlar beni. Amin. Değerli Kur'an dostları, bugün Kamer suresinin tefsirine gireceğiz. Mushaf'ta 54. sırada yer alan Kamer suresi adını ilk ayetinden alır. Kamer, ay anlamına gelir. Tirmizi bu adla anar sureyi. Fakat Buhari'de sure, ilk ayetinin ilk kelimeleriyle, yani iktarabetis sa'a şeklinde geçer. Demek ki surenin adı ilk yüzyıllarda henüz netlik kazanmamıştır. Surenin iniş zamanına gelince, sure tamamı Mekke'de inmiş. Resulullah 45. ayetini Bedir'de okuduğu için bazı otoriteler bu ayetin Medine'de indiğini söylemişlerse de bu bir yanlış anlamadan kaynaklanıyor. Efendimiz Kur'an'dan çok önceleri inen bazı ayetleri çok daha sonraki yıllarda olan bir olay üzerine okuyabiliyor. Bu, o ayetin okunduğu zamanda indiği anlamına elbette gelmiyor. İlk iniş sıralamalarında, yani tertiplerde, Tarık Saat sureleri arasına yerleştirilmiş. Kendince özgün bir nüzul tertibi usulü ortaya koyan çağdaş ilim adamlarından mühendis Mehdi Bazergan'a göre Zariyat Kalem sureleri arasına yerleşir sure. Surenin başı bir önceki surenin sonunun devamı mahiyetinde. Bu da gösteriyor ki sure iniş zamanı olarak Mekke'de peygamberliğin 4. yılında inmiş olmalı. Muhteva bu görüşümüzü teyit ediyor. Bu surenin inişiyle ilgili bir de nakledilen hadis var. Hazreti Ayşe'den. Hazreti Ayşe der ki Kamer suresi Muhammed'e nazil olduğunda ben oyun oynayan yeni yetme bir kızdım. Tabii bu haber ki Buhari naklediyor bunu. Eğer sahih sayılırsa Hazreti Ayşe'nin yaşı konusunda siyerlerde yer alan bütün rivayetler yeniden gözden geçirilmek durumundadır. Eğer nübüvvetin 4. yılında inen bir sure hakkında Hazreti Ayşe, bu sure indiğinde ben yeni yetme bir kız çocuğuydum diyorsa, o zaman Resulullah'la evlendiği yaş 9'dan çok çok daha ileri olmak durumundadır. Surenin konusunu üçe ayırabiliriz. Birinci bölüm 1 ila 8. ayetler arası oluşturur ki yaklaşan kıyametten söz eder. İkinci bölüm 9 ila 42. ayetler arası Nuh aleyhisselam ve onun kavmi, Ad kavmi, Semud kavmi, Lut kavmi ve
Firavun'un akıbetlerini dile getirir. Helak süreçlerini ele alır. Özellikle helak edilen kavimlerin peygamberlerine vurgu yapmaktan daha çok helak ediliş süreçlerine vurgu yapar. Çünkü bu kıssalar Kur'an'ın birçok yerinde ele alınırlar. Fakat ele alındığı hemen her yerde aynı vurgularla değil, farklı vurgularla ele alınırlar. Onun için bir tekrar değildirler. Mesela Lut kıssasının Kur'an'da 5-6 yerde geçmiş olması 5-6 kez tekrar sayılmamalıdır. Bir yerde bu kıssanın kahramanlarına atıfla, vurguyla geçer. Lut aleyhisselam ve onun iman ailesine. Bir yerde bu kıssanın helak olan Lut kavmine vurgu yaptığını görürüz. Bir başka yerde bu kıssanın helak olan kavmin helak oluş nedenine, ahlaksızlığına özel vurgu yaptığını görürüz. Bir başka yerde bu kıssa üzerinden ilk muhataplara açıkça öğüt verildiğini görürüz. Yani farklı vurgulara sahip olduğunu söylemeliyim. Surenin en sık tekrarlanan ayetleri de bu kıssalar sırasında nakledilir. Ki 4 kez tekrarlanan şu ayette olduğu gibi. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ Doğrusu biz bu Kur'an'ı öğüt alacak olanlar için, ders alacak olanlar için, anlayacak ve kavrayacak olanlar için kolay kıldık. Yani kolay anlaşılır, kolay öğrenilir, kolay okunur, kolay ezberlenir ve kolay aktarılır ve dahası kolay yaşanır kıldık, kolaylaştırdık. فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ Hala ders alacak yok mu? Yok mu ders alan birileri? Çıksın ortaya. Yani biz Kur'an'ı bunca kolaylaştırmamıza rağmen eğer muhatap ders almıyorsa o zaman problem onda demektir. Kur'an'a inmemiş gibi, nazil olmamış gibi, yeryüzünü aydınlatmamış gibi, insanlığın önüne bir sofra gibi açılmamış gibi muamele etmek, Kur'an'a da, Allah'a da hakarete yeltenmektir. Surenin 3. bölümü, mucizevi bir ihbar ile başlar. Mekke, direnen putperest Mekke direnişinin kırılacağını haber verir. Bu gerçekten de önceden haber vermedir. Bir ihbardır, bir mucizedir. Düşünün, daha peygamberliğin 4. yılında ondan tam 10-11 yıl sonra gerçekleşecek olan zaferi müjdelemektedir. Varlık İlahi bir plan üzere yaratılmıştır. Surede bu planı dile getiren gerçekten efradını cami, ağyarını mani, muhteşem bir ayet yer alır. Allah'ın her bir şeyi bir ölçüyle yarattığı ifade edilir. Yani asli ifadesiyle kaderle. Kadere iman, ölçüye imandır. Allah tesadüfen iş yapmaz. Ölçüsüz iş yapmaz. O ayete gelince neden böyle bir ayet, neden bu bağlamda sorularının cevabını
elbette vermeye çalışacağız. Ama hemen söyleyelim ki burada geçişi kendi küfrünü, kendi inkarını ya da toplumsal inkarı bir kader olarak algılayan ve bunu bir mazeret olarak ileri sürecek olanlara böylesine Allah'a iftira sadedinde bir mazeret beyan etmeye kalkmayın. İnsanın tercihine kalan şeylerde kader iradedir. Allah sizin seçiminize kalan şeylerde kaderiniz olarak iradeyi kader kılmıştır. Onu kullanmıyorsanız kaderinize karşı geliyorsunuz demektir. Vurgusunu taşır. Bu özetten sonra suremizin tefsirine geçebiliriz. Bismillahirrahmanirrahim. İqterabeti s-sa'atu ve enşakkal kamer. Son saat yaklaşacak ve ay yarılacak. Ya da bir başka yoruma göre son saat yaklaşmıştır, ay yarılmıştır. Kur'an'da son saatle ilgili ayetler mazi kipiyle geçer. Geçmiş zaman kipi kullanılır. Bunun birçok örneği var. Bunun nedeni gelecekte olması muhakkak ve mutlak olan son saatin kesin gerçekliğini ifade eder. Yani bu konuda kimse tereddüt etmesin. Oldu bilsin. Hani biz de konuşurken olmuş bil, gelmiş bil deriz ya. Kur'an son saatle ilgili bizim konuşurken kıyamet diye telaffuz ettiğimiz ama doğrusu son saat olan varlığın, yeryüzünün, insanlığın son saatiyle ilgili, sonuyla ilgili haberleri geçmiş zaman kipiyle iletir Kur'an. Bunun sebebi mutlaka olacağına delalet eder. Alternatif anlam ise hemen tüm müfessirlerin tercihi olan ve bazı sahabilerden nakledilen ayın yarılması mucizesi ne delalet eder, dayanır. Ayın yarılması mucizesi bize kadar gelen rivayetlerin toplamından özetleyecek olursak şöyle gerçekleşmiştir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke'ye kendine indirilen vahyi tebliğ ettiğinde Mekke ondan bu vahyi Allah'tan aldığına dair bir belge ister. Bir mucize ister. Efendimiz bu talep karşısında bir gece dolunay halindeki aya parmağını yönelterek ayı şöyle ortasından parmağıyla işaret ederek çizer. Ay o anda bölge insanına bir parçası bir dağın bir tarafında, diğer parçası da dağın öbür tarafında olarak görünür. Bu nasıl gerçekleşmiştir sorusuna otoritelerimiz farklı yorumlarla cevap verirler. Hatta Enes bin Malik'ten gelen bir yoruma göre öyle göründü der. Yani buna göre ay ikiye bölünmüş değildi fakat görenlere öyle gösterildi. Mucizevi bir müdahaleyle onlar öyle gördüler şeklinde. Daha sahabeden başlamak üzere bunun farklı yorumları yapılır. Söz konusu rivayetler aslında Ankebut suresinin 50 ve 51,
İsra suresinin 59. ayetleri ışığında anlaşılmalıdır. Bu rivayetlere yönelik bir takım metin ve senet eleştirileri yapılmıştır. Onun içindir ki ulema tarafından bu mesele imana müteallik bir mesele olarak görülmemiş. Çünkü bu meselede otoritelerin farklı yorumları olduğu ifade edilmiştir. Mesela bu farklı yorumlardan ikisini yapan tabiinden Hasan el-Basri ve Ata'dır. Bu iki tabiin otoritesi bu ayette geçen olacak olayın geçmişte olmuş bir hadise değil, gelecekte kıyamet alameti olarak, son saat alameti olarak gerçekleşecek bir olay olduğu yorumunu yaparlar. Demek ki daha o dönemden itibaren bu ayetlerin geçmişte gerçekleşmiş bir bölünmeyi mi, parçalanmayı mı, yoksa gelecekte son saat işareti olan bir parçalanmayı mı ifade ettiği daha tabi'in döneminden itibaren yoruma konu olmuştur. Ayet, kozmik sistemin oluşumu sırasında ayın yeryüzünden kopmasına da yorumlanabilir. Yani hatta daha farklı yorumlar da yapılabilir. Fakat bizim tercihimiz bu surenin giriş kısmının bir bütün teşkil ettiği yönünde ve bu bütünün de son saate yönelik bir uyarı olduğu yönündedir. Ve in yarav ayeten yu'ridu ve yekulu sihrun mustemir. Ama eğer onlar bu konuda mucizevi bir işaret görseler, sırtlarını dönüp bu sürekli gerçekleşen bir sihirdir, bir büyüdür, bir göz yanılmasıdır derler. Müşrikler vahiy mucizesine hep sihir olarak baktılar. İlginçtir. Onlar Resulullah'ın vahiy getirmesine ya da Resulullah'ın ilettiği vahyin bu içerikle gelmesine, insanoğlunun asla bilemeyeceği bir takım alemlerden haber vermesine ya da insanoğlunun bu kadar ayrıntılı bilemeyeceği, çünkü yazılı bir belge gelmediği için malumat sahibi olamayacağı geçmiş zamanlar, insanlığın ilk yaratılış anları, hatta varlığın ilk yaratılış anları konusunda haber vermesine mucize olarak bakamayınca sihir olarak baktılar. Bu gerçekten ilginçtir. Müşrikler sihir sözcüğünü söylediğinde biz hemen vahiy dışı bir şey arıyoruz. Oysa açıkça müşrikler Zuhruf suresinin 30. ayetinde, Ahkaf suresinin de 7. ayetinde bizatihi bu vahyi sihir olarak nitelemişlerdir. Onun için bu ayette sihir olarak niteledikleri şeyin yine bu vahiy ve bu vahyin haber verdiği insan bilgisini aşan gerçekler olması kuvvetle muhtemeldir. İnkarcı akıl, garip bir akıl. Hakikate sihir der, sihre iman eder. İnkarcı akıl garip dedim ya. Hurafeye iman edilecek bir şey gibi bakar, hakikate de hurafe damgasını vurur. Söyler misiniz? Bugün aynı aklın tezahürünü görmüyor musunuz? Bir takım rakamlara uğur ya da uğursuzluk yükleyip,
onu kendisine özne kılan, rengi atan, hatta o rakam çıkmışsa o koltuğa oturmayan, o rakam çıkmışsa o otel odasına yerleşmeyen, o uçağa binmeyen bir takım batıl inançlılar, gerçekten hak imana batıl inanç damgası vurmakta o kadar da cesaretliler ki. Öyledir bu iş. Eğer hakikate sırt dönerseniz batıla yüz dönersiniz. Yani sırtınız hakka geliyorsa yüzünüz batıla gelir. Bu böyledir. Eğer ters dönerek bakarsanız, eğer kantarın topuzunu kaçırırsanız, eğer yalana gerçek muamelesi yaparsanız, doğal olarak gerçeğe yalan diyeceksinizdir. İşte müşrikler de bunu söylüyorlar. وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا اَهْوَاءَهُمْ Zaten hep yalanlıyorlar. Ve her daim ön yargılarını izliyorlar. Keyfi yargılarına tabi oluyorlar. اَهْوَاءَهُمْ Keyfi yargılarla. Ben ön yargı diye anlamayı daha açıklayıcı buluyorum. Bu ibare ikinci ayette inkar edilen mucizenin vahiy mucizesi olduğu yorumumu destekleyen bir ibare. Çünkü vahye tabi olmayan hevasına tabi olacaktı. Hevasına tabi olmak aslında egosuna, nefsine, benliğine, şeytanına tabi olmaktır. Eğer mutlak hakikatin izini izlemezseniz, izini izleyeceğiniz bir yalan tedarik edersiniz. Bunu bulmakta zorlanmazsınız. Onun için Allah insanı kul olma kıvamında yaratmıştır. Mutlaka kul olur. Ama kime? Eğer kul olması gerekene kul olmazsa, kul olmak için en olur olmaz şeyleri tanrılaştırır. En olmaz şeyleri tanrılaştırmakta insanın üzerine yoktur. Bir Allah'a kul olmayı reddeden binlerce tanrı peyda edebilir. Onun için de hakikate sırtını dönen hevasını, arzusunu, hevesini, ön yargısını izleyecektir. Başka ne yapacaktır? وَكُلُّ اَمْرٍ مُسْتَقِرٍ Ne ki her şeyin gerçek yüzü sonunda ortaya çıkar. Her şey, bu ibare birkaç şekilde çevrilebilir. Her şey gerçek yüzüyle en sonunda zuhur eder, oturur, istikrar bulur. Yani tüm yanılsamalar, tüm yanılgılar, tüm yanlışlar, insanın hevasını izlemesi, İnsanın halüsinasyonlarını izlemesi, insanın bir takım sahte öncülerin arkasına gitmesi bir gün gelir, ortaya çıkar, gerçek kendini dayatır ve artık o hale gelir ki gerçekten başkasını kabul edecek durumda olmaz. Yani gerçek kendisini öyle dayatır ki siz yalanı savunamaz olursunuz. Artık onu yalanlama bahaneniz kalmaz. Gerçek ben gerçeğim diye bağır. Peki bu durumda imanın bir yararı olur mu? Hiçbir yararı olmaz. Çünkü iman güvenmektir. Siz güvenilmesi gereken zamanda Allah'a güvenmediniz.
Ama gerçek kendisini size dayattığında kabul ettiniz. Bu iradenizle kabule benzemez. Onun için bunun hiçbir yararı yoktur. Ödülü de olmayacaktır. وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْاَنْبَاءِ مَا ف۪يهِ مُزْدَجَرٍ Doğrusu onlara kendilerini gerçeğe mahkum eden, kendilerine gerçeği dayatan, müzdecer, zecreden, gerçeği kendilerine zorla dayatan, şöyle de diyebilir miyiz? Gözlerine hakikati sokan, içeriye sahip bir haber gelmiştir. Böyle bir haberdir bu vahiy. Gözlerine hakikati sokuyor. Daha ne yapsın? Açık açık söylüyor. Çevirip çevirip söylüyor. Önden arkaya, arkadan öne. Bir cennete pencere açıyor, bir cehenneme. Bir kalıcıya, bir geçiciye çeviriyor insanın bakışını. Bir dünyaya, bir ahirete çeviriyor. Bir tarihe, bir geleceğe çeviriyor. Daha ne yapsın? Yani her türlü, aklın her türlü haline hitap ediyor Kur'an. Her türlü akla hitap ediyor Kur'an. Basit akla, mürekkep akla, süper akla, dahi akla. Hepsine hitap ediyor. Daha ne yapsın? Yani gerçeği açıklanabilecek tüm versiyonlarıyla açıklıyor ve gözler önüne sürüyor. Ki insanoğlunun bahanesi kalmasın. Allah'ım ben anlamadım. Benim zeka seviyem düşüktü, benim seviyemi aştı. Veya benim seviyem çok yüksekti, bana ulaşamadı diyemez insanoğlu. Vahiy her zekaya mutlaka bir biçimde ulaşır. Tabii ki bu gerçek hayat ve insan gerçeği. Hayatın çift yüzü gerçeği. İnsanın da çift yüzü gerçeği. Yaratılmış hiçbir şey tek yüzlü değil. Yaratılmış hiçbir şey tek kutuplu değil. Bu manada. Her şey çift, her şey zıttıyla kaim. Bir dünya varsa mutlaka bir uhra da olmalı. Bir bura varsa mutlaka bir öte de olmalı. O zaman ötesiz bir bura tasavvuru aslında hayatı ıskalamaktır. Vahyin amacı bize bu hakikati bildirmek. Yani ötesiz bir dünya, ahiretsiz bir dünya tasavvuru dünyasızlıktır aynı zamanda. Hayatı ıskalamaktır. Ruhsuz bir ceset. Ruhsuz bir ceset. Nedir ki? Leş. Ruhsuz bir ceset. Nedir? İşte o. Ahiretsiz bir dünyada o. Dünyaya anlamını veren ahirettir. Cesede değerini veren ruhtur. Hikmetun baligatun. Vahyin değerini devam ettiriyor, değerinden söz etmeyi. Hedefe tam ulaştıracak çapta bir hikmet. Hikmetun baligatun. Öyle bir hikmet ki, insanı hedefine ulaştırır. İnsan bir yolcu. Hedefe ulaşmak için yolcunun pusulası, haritası olmak gerek. Pusulasız ve haritasız bu hayat okyanusunda bu gemi nereye çarpar, nerede parçalanır? Çünkü bu okyanusta fırtına eksik olmaz. İşte vahiy pusulayı, vahiy haritayı temsil eder. Vahiy bir ışıktır. Bu yolda göz yetmez. Göze ışık gerek.
görmesi için. Eğer yolcuysanız, yolculuğunuzun bilincindeyseniz, yola revan olmuşsanız, bir menziliniz varsa mutlaka bir yol haritasına da ihtiyacınız var demektir. İşte hikmetun baligatun bu. Maksimum yararı olan bir harita. Fema tugnin nuzur. Fakat bu uyarının da hiçbir yararı olmadı. Yani aslında uyarının kerameti yetmiyor. Uyarılanın istikameti de gerekiyor. Onun için uyarı ne kadar yüksek olursa olsun, ne kadar değerli olursa olsun, ne kadar tiz olursa olsun, uyarılan bir kulak taşımıyorsa o sesi duyacak. Bir göz taşımıyorsa o ışığı görecek. Bir akıl taşımıyorsa o manayı alacak. Bir kalp taşımıyorsa o hakikati duyacak. Uyarı varlığın en yüksek uyarısı da olsa kâr etmiyor. Burada da o söyleniyor. فَتَوَلَّ عَنْهُمْ. Peki böyle birilerine ne yapmak gerekir? Uyarı kâr etmiyor. Summun, bukmun, umyun, fehum la yercuun. Yani sağır, dilsiz, kör. Yüreğinin gözü kör. Yüreğinin kulağı sağır. Yüreğinin dili yok. Dönemez. Peki ne yapmalı? Alın geldi. Bakınız harika bir taktik. Fetevelle anhum. Artık sen de onlardan yüz çevir. Madem uyarı kâr etmiyor, madem söz dinlemiyorlar, varlığın en büyük sesine dahi kulakları tıkalı, kendi gündemini takip et. Bunun altında bu mesaj vardır. Senin gündemini düşmanın belirlemez. İşine bak. فَتَوَلَّ عَنْهُمْ. Senin işin var, işine bak. Yola revan ol. Yola devam et. Eğer kapıyı vurdun, kapı açılmıyorsa vurulacak çok kapı var. Devam et. Eğer yüreğinin gözü kör, yüreğinin kulağı sağır, yüreği yoksa yüreği olanlara eriş. İşine bak. Gündemini takip et. Onlara kilitlenme. Ve onlar seni umutsuz kılmasın. Onlardan müteşekkil değil. Onlar ölmüş olanlar. Hakikat lügatında onların karşılığı ölüdür. Ölüleri diriltemez. Sen ölmemiş olanları veya hastalanmış olanları ara. Git bul, onlara vahyin şifasını dağıt. يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ اِلَى شَيْءٍ نُكُرٍ. Davetçinin kimsenin asla tasavvur edemeyeceği o şeye çağıracağı gün. Yani اِلَى شَيْءٍ نُكُرٍ. Böyle çevirebildim. Kimsenin asla tasavvur edemeyeceği o şey ne? O. Tarif edilemez, tasavvur edilemez bir gün o. Hangi gün? Kıyamet günü. Hesap günü. İşte ona çağıracağı gün. Huşşe'en ebsaruhum yahrucune minel ecdâfi keennehum ceradun munteşir. Ayete bakın, ayete dostlar. Onlar yılgın ve bitkin. Gözleri akmış, boyunları bükülmüş, gözlerle savrulmuş çekirge sürüleri gibi yattıkları yerden kalkacaklar. Neden? Hani Buhari'nin naklettiği bir hadis var ya,
hayat ırmağının kenarında yerden biter gibi bitecekler diyordu ya hadiste. Hayat ırmağının kenarında. Neden? Huşşe an ebsaruhum. Boyunları bükük. Bitkin bir halde. Adeta artık hiçbir şeyin yarar vermeyeceğini anlamış olmanın ıstırabını ta yüreklerinde duyarak. Neden böyle bir tasvir yapıyor ayet? Suçlu ruhlar mahkemeyi tutuklu beklerler. Çünkü suç delilleri sabittir. Büyük mahkemeyi beklerken onlar için kabir kufretun min huferin niran. Cehennem çukurlarından bir çukura dönüşmüştür. O ruhun mekanı bir cezaevine, bir zindana dönüşmüştür. Eğer beraet delilleri sabit olsaydı, Ravdatun min Riyadil Cennet, cennet bahçelerinden bir bahçe gibi olacaktı. Özgür bekleyecekti mahkeme gününü. Zincirsiz bekleyecekti. Yani tutuksuz yargılanacaktı. Ama suç delilleri sabit olunca yargı gününe kadar tutuklu kaldı. Bu da onu bitirdi. Çünkü el-intizar eşeddu minennar. Suçlunun beklemesi ateşten daha şiddetlidir. Ateşten daha ağır yakar. Beklemek böyle bir şey. Onun için ayet-i kerimede cehennemin bekçilerine diyor, söyle de Rabbine işimizi bitirsin diyecek, yalvaracak. Rabbine söyle, işimizi bitirsin. Ama işi bitmeyecek. Allah korusun, Rabbim hepimizi muhafaza kılsın. Muhti'ine ila da'i yekulul kafirun haza yawmun asr. Davetçiye doğru, çağıran sese doğru panik içinde seyirtecekler, koşacaklar ve o inkar edenler diyecekler ki bu zor. Evet. Yevmun asır. Bu dehşet bir gün. Bu zor bir gün. Mümin suresinin 18. ayetinde de Yevmul azifeh geçiyor ya. Dehşetin dehşeti bir gün. Yani insanın dumanının tepesinden çık. İnsanın hücrelerine kadar eridiği bir gün. Yüreklerin sahibini boğarcasına, gırtlağa dayanacağı dehşet günü diyor Mümin Suresinin 18. ayeti. Tasviri böyle yapıyor. Yüreklerin gırtlağa dayanacağı, boğulurcasına sahibini, yüreği kendisini boğacağı, dehşet bir gün. Kıyamet günü böyle resmediliyor Kur'an'da. Kezzebet kablehum kavmu Nuh. Şimdi geçmiş toplumlardan örnekler sunuyor. Kur'an tarihe bir pencere açtı. Tarih imanımızın içine giriyor. Bu tarih Allah'a sırt dönenlerin tarihi. Bu tarih, Allah'la arasını açanların tarihi. Bu tarih, kendine yabancılaşan, Rabbine yabancılaşan ve bu yabancılaşmanın bedelini çok ağır ödeyenlerin tarihi. Neymiş Rabbe yabancılaşmak? Neymiş kendine yabancılaşmak? Neymiş Allah'la irtibatı koparmanın bedeli? İşte şimdi o kıssalara giriyoruz. Birinci kıssa Nuh kıssası.
Kezzebet kablehum kavmu Nuh. Onlardan önce de Nuh kavmi yalanlamıştı. Yani küfür orijinal değildir. Kısaca söylediği bu. Siz çok orijinal bir şey yapmıyorsunuz küfretmekle. Matah bir şey olduğunuzu düşünüyorsanız değilsiniz. Eğer küfürde öncü olduğunuzu düşünüyorsanız yine değilsiniz. Yani siz hiçbir şey değilsiniz. Karanlıkta bile bir şey değilsiniz. Negatifte bile bir şey değilsiniz. Sizden de öncüler var küfürde. Bakın onlar nereye gitmiş. Fekezzebu abdena ve kalu mecnunun vezducir. Abdena diyor, dikkat buyurun. Kulumuz. Zımnen bize kulluk edenin Mevlası biz oluruz. Yani o benim kulum. Çünkü sadece beni Rab edindi. Dercesine. Yani benim kulumu tufandan ben kurtarım. Benim kulumun Mevlası ben olurum. Yer gök tufan olsa kulumun kılına dokundurtmam. İşte bu. Allah sevdiği kuluna nasıl yeri göğü hizmet ettirir onun kıssasıdır. Nuh kıssası. Fekezzebu abdena ve kalu mecnunun vezducir. Kulumuzu yalanladılar. Hem kulumuzu yalanladılar, hem de dönüp o bir delidir dediler. O bir delidir dediler. Ama sonunda ne oldu? Vezducir. Engellendiler. Yani küfür ettiler. Yalanladılar. Ellerinden geleni ardlarına koymadılar. Fakat yine de engellendiler. Yani Allah'a gönüllü teslim olmadılar. Allah onları gönülsüz teslim aldı. Allah'a gönülsüz teslim olsalardı bunun adı iman olacaktı. Gönülsüz teslim alınca inkar oldu. Allah'a gönüllü teslim olsalardı akıbetleri cennet olacaktı. Allah gönülsüz teslim alınca akıbetleri cehennem. Fakat değişen bir şey olmadı. Yani Allah yine teslim aldı. Kaçmak mümkün mü? Eynel mefer. Nereye kaçmalı? Allah'tan kaçmak mümkün. Allah'tan taşra bir yol var. Hani Seyrani'mizi Tanzimat Padişahı Abdülmecid Tanzimat'a karşı eleştiri yönelttiği için seni Halep'e sürgün ettim deyince şu cevabı vermiş ya Seyrani. Bozmak mümkün ise aklım bitirini. Boz da bakir iken bul gönder beni. Yani ben insanım. Düşünmek Allah'ın bana verdiği bir yetenek. Aklımın bekaretini bozamaz. Yani ben düşünürüm. Düşündüğümü de söylerim. Bunu yapabilirsen yap. Hakkın mekanından özge bir mekan. Bulmak mümkün ise bul gönder beni. Beni nereye süreceksin? Halep, Fizan'a, Yemen'e sür. Orada hakkın mekanı. Eğer beni sürgün etmek istiyorsan gerçekten Allah'a ait olmayan bir mekan bu. Gittiğim yerde Allah varsa problem yok. İşte bu, işte böyle. فَدَعَا رَبَّهُ اَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ Allahu Ekber. Allah'ın peygamberine bakın. Bittim ya Rabbi diyor. Bittim. Her peygamberin bittim dediği bir yer var. Öyledir. Her peygamber. İşte Nuh peygamberin bittim noktası bu ayet. Ve derken o Rabbine ellerini kaldırdı. Yalvararak dedi ki
Elbet ben bittim ya Rabbi. Enni mağlubun. Ben bittim. Ben mağlup oldum. Aslında mağlup olmadı. Fakat kendi bittiğini Allah ona gösterdi. Allah'ın sünneti bu. Neden bittiğini gösterir? Bittiğini göstermese insana, arkadan gelen zaferi kendisine mal eder. Onun için sünneti bu. Adeti bu Allah'ın. Bittim dedirtir. Çünkü insanın gücü sınırlıdır. Peygamber de olsa insanın gücü sınırlıdır. Ve öyle diyor Allah'ın yüce peygamberi, o ulu nebi, enni mağlubun, ben bittim ya Rabbi. Fentasır, sen yet ya Rabbi. Sen yardıma gel ya Rabbi. Yardımıma koş ya Rabbi. İmdat ya Rabbi. Bitmek ve yetmek. İşte bütün mesele. Kulun gücü bitince Allah'ın yardımı başlar. Hazreti Nuh'un yakarışını hatırlıyoruz. Nuh suresinde. Ve kâle Nuh'un. Nuh dedi ki, Nuh şöyle yalvardı. Rabbi, la tezer alel ardı minel kafirine deyyara. Rabbim, yeryüzünde bunlardan bir tane bırakma. Buraya gelmiş. Buraya. Neden Kur'an'da Nuh peygamberin 1000 yıldan 50 sene eksiğiyle tebliğ ettiği dile getirilir? Aslında bunun mecazi karşılığı şu. Ey muhatap, bir insanın yaşayabileceği en son süreyi getir gözünün önüne. Nuh ondan birazı hariç o sürenin tamamını tebliğ etti ama yine de bu adamlara kâr etmedi. Taşa söz geçti de bunlara geçmedi. İşte bunun karşısında Nuh'a da böyle demek düştü. Rabbi, la tezer alel ardı minel kafirine deyyara. Nasıl canı yanmışsa mübarek peygamberin. İnneke in tezerhum yudillu ibadek ve la yelidu illa faciran keffara. Eğer onlardan yeryüzünde bir tane damızlık bırakırsan o da kafir doğuracak, başka bir şey değil diyor. Allahu Ekber. Bu da bir hikmet. İlahi bir hikmet. İlginç bir kıssa gerçekten. Bize çok şey öğretiyor aslında. Tıkanma noktası. İşte buraya gelme. Yoksa bir peygamber kolay kolay düşünebiliyor musunuz? Bir tarlayı, bir ömür. Kur'an bunun adına 950, yani 950 demiyor tabii, 1000'den 50 eksik diyor. O farklı şeyler çünkü. Öyle diyor. Yani ömrünüzü tüketeceksiniz uğruna ama tarla size ektiğiniz hiçbir tohumu geri vermeyecek. Usanmayacaksınız, taşını ayıklayacaksınız, keseğini kıracaksınız, bir daha süreceksiniz, sırtınızda su taşıyacaksınız, dağ bayır aşıracaksınız, avuçlarınızla, tırnaklarınızla kazacaksınız, kanlarınızla sulayacaksınız ama tarla vermem de vermem diyecek. İşte bu manzara bu. Allah Resulü'nün bittim noktasını biliyorsunuz değil mi? Taif dönüş. Hani Taif'e gitmişti? Bir umut diye gitmişti. Mekke onu kovmuştu. Artık Mekke hayatına kastediyordu. Taif'e vardığında taşlarla karşılandı. Tükrüklerle karşılandı. Küfür ve hakaretlerle karşılandı alemlere rahmet. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. O insanlık ufku,
Taif'in dışında. Bugün hala üzüm bağıdır. Ben henüz gideli göreli bir yıl geçmedi üzerinde. Efendimizin misafir olduğu bağın oturduğu yerine bir mescit yapılmış. Abbas Mescidi. Bugün metruk, bugün boynu bükük, tel örgüler içine alınmış. Mescidin minaresinin bir kısmı yıkılmış. Hatta kurşunlanmış. Dehşet bir mahzuniyet gördüm ben Abbas Mescidi'nde. Ama oralar hala bağlı, hala o bağlar duruyor. Geldi. Ninovalı Abbas efendisinin bağını işliyordu. Efendimizi garip olarak orada kan revan içinde görünce yanına geldi, durumu sordu. Efendimiz ona ayetleri tebliğ etti. Gözleri ışıldadı Abbas'ın. Bize kadar gelen rivayetler diyor ki Allah Resulü'nün elinin tozlarını temizledi Abbas. Ondan sonra dudaklarına götürdü, o eli öptü. Ondan sonra Allah'ın Resulü'nün yüzündeki kanları temizledi. Dudaklarını alnına götürdü, öptü. Ondan sonra Resulullah'ın ayaklarını, ayağı kan revan olmuştu, elleriyle yıkadı. Dudakları da oraya götürdü, öptü. Allah Resulü orada ona dua etmişti. Ve döndü. Mekke'ye giremedi. Tam bittiğim noktası. Ve o vadide yaşlı gözlerle Mekke'ye yönelip ellerini açtı. İlahi dedi. İlahi. İnni yeşku du'fe kuvveti. Allah'ım, gücümün tükendiğini sana şikayet ediyorum. Ve qillete hayleti, kuvvetimin azaldığını sana şikayet ediyorum. Ve hevani anin nas, insanlardan bıkıp usandığımı sana şikayet ediyorum. İlahi, Rabbi, ya Rabbil Mustadafin, ya Erhamer Rahimin ve ya Ekremel Ekremin, ey merhametlilerin merhametlisi, ey ezilenlerin Rabbi, ey benim Rabbim, ve limen tekil, beni kimlerin eline bıraktı? Fe illem tadabni fe la ubali, eğer bana gazap etmedin, bana kızmadın, bana gücenmedinse bu çektiğim hiçbir şeye aldırmıyorum dedi arkasından. Ve farklı bir rivayette şu ilaveye rastlıyoruz. La tekiluni ila nefsi tarfete ayn. Allah'ım, beni bir göz açıp kapayıncaya kadar kendi nefsimin eline bırak. Yani benden ellerini çekme. Benim elimi bırakma ya Rabbi. İsterse bir göz açıp kapayıncaya kadar olsun. Bu dua göklerin kapısını açacaktı. Bu dua tarihin seyrini değiştirecekti. Bu duayı bekliyordu Rabbimiz. Aslında bittim demesini bekliyordu. Bir peygamber dua eder, bittim der, tufan gelir. Ama alemlere rahmet olan peygamber bittim der, Medine geldi. Hicret geldi. İşte göklerin kapısı öyle açıldı. Ve artık ondan sonra yükselen zaman başladı. Ve acının yerini müjdeler, zaferler, zaferler aldı. Hazreti Nuh daha farklı bir misyon gerçekleştiriyordu. Hazreti Peygamber daha farklı bir misyon. Aslında her peygamber farklı bir hayat durumuna cevaptı. Her peygamberin içinde olduğu ortam, hayatta karşılaşacağımız farklı bir duruma çözüm getiriyordu. Nuh peygamber
karada gemi yapmayı timsah temsil ediyordu. Karada gemi yapmak. Nasıl bir şey karada gemi yapmak? Deniz yok. Gemi yap. Ama deniz yok. Sen gemi yap. Eğer mesajına lebbeyk diyecek bir kulak bulamamışsan, ömrünü bu mesaj uğruna vermişsen, elinden geleni yapmış bitirmişsen, ardına koymamışsan, bittim ya Rabbi diyorsan, gemi yap. Bil ki çağının Nuh'usun, tufan var. Gemi yap. Peki gemi yapayım ama, ya deniz yoksa, gemi ne işe yarar mı dediniz? Sen gemi yap. Deniz ayağına gelir. İşte böyle. Hadi okuyalım. فَفَتَحْنَا اَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ Biz de bardaktan boşanırcasına dökülen bir su ile semanın kapılarını ardına kadar açtık. İşte deniz. Gerçekten bittim dersen ve bitersen Allah yardımına gelir. Gök ve yer yardımına gelir. Sen gemini yap. Denizi ben getiririm der. Ve deniz sana gelir. Sen denize gidemezsin. Burada oldu. وَفَجَّرْنَا الْعَرْضَ عُيُونًا ve toprağı fışkıran pınarlara çevirdi. فَالْتَقَ الْمَاءُ عَلَى اَمْرٍ قَدْ قُدِرْ ve kararlaştırılmış bir görevi gerçekleştirmek üzere sular kavuştu, birleşti. Yerin ve göğün suları birleşti. Yani ey Nuh, gemin vardı, denizin yoktu. Al deniz de benden olsun dedi Allah. Ve deniz de oldu. Ve hamalnahu ala zati elvahin ve dusur. Ama onu malzemesi ahşap ve çivi olan bir gemi ile taşımıştı. İlginç, geminin sıfatları zikrediliyor. Ahşap ve halat, ahşap ve çivi. Neden acaba? Sanırım benim yorumum şu. Nuh'u kurtaran gemi değildi. Derme çatma bir gemiyle o tufanın içinden çıkamaz. Nuh'u Allah kurtardı, gemi değil. Onun için tahtaya ve çiviye bakmayın. Yani parmak ayı gösterirken parmağa bakmayın, aya bakın. Tahta ve çiviye teşekküre kalkmayın. Nuh'u kurtaran tahta ve çivi değildi. Allah'tı. Ben bu nükteyi okuyorum bu ayette. Tecri bi'ayunina cezaen limen kâne kufir. O gemi gözetimimiz altında yol aldı. Bu nankörlük yapılan Nuh'a verilmiş bir ödüldü, bir bedeldi. Yani siz Allah için yola çıkın, Allah için hizmetinizi yapın. Eğer size nankörlük yapılıyor, kıymetiniz bilinmiyorsa korkmayın. Allah kıymetinizi bilir, ödülünüzü de verir. İşte örneği budur, diyor ayet. وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ Doğrusu biz bunu bir ibret belgesi olarak bıraktık. Yok mudur ibret alan, ders alan? Bunu dediği ne?
وَلَقَدْ تَرَقْنَاهَا هَا زَمِيرِ Ne? Gemi diye düşünmüş bazı otoritelerimiz, Tevrat'ta yer alan kıssaya bakarak. Onun için bazı ehli kitap unsurlar gelip Ağrı Dağı'nda Nuh'un gemi kalıntılarını arıyorlar. Fakat ben bu hanın gemiye tahsis edileceği konusunda herhangi bir bilgiye sahip değilim. Belgeye de sahip değilim. Bu kıssaya da gidebilir. Yani biz bu kıssayı bir belge olarak bıraktık. Bunun anlamı ne? Bunun anlamı yeryüzü çapında yapılmış bir araştırmanın sonuçları. Sri Lanka'dan Avustralya aborijinlerine ve Guatemala yerlileri gibi kapalı havza toplumlarına kadar yeryüzünün tüm toplumlarının tek ortak efsanesi var. Tufan. Tamam anladık. Orta Doğu toplumlarında bu kıssa efsaneleşmiş. Nesilden nesile gelmiş. Ama bir ada toplumu olan ve bu yüzyılda keşfedilmiş olan aborijinlerde ne geziyor? Okyanusta küçücük bir ada halkı olan Sri Lanka, eski ismiyle, bizim ismiyle Seylan'da ne geziyor? Dünyadaki tüm kapalı açık toplumların ortak tek efsanesi tufan efsanesi. Elbette tufan bir efsane değildir. Nuh kıssası bir efsane değildir. Fakat bu toplumlarda birbirine yakın ya da uzak bir biçimde böyle bir efsane anlatıla gelmiş. Hepsinin kökeninde işte bu hakikat yatıyor. Kur'an'ın bize haber verdiği Nuh tufanı olayı. Biz bunu geleceğe bir belge olarak bıraktık diyor Rabbimiz ki bence belge işte insanlığın ortak hafızasında yer etmiş olan bu belgedir. فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرْ Nitekim uyarımın dinlenilmemesi halinde azabım nasıl olurmuş gördüler. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ Ve doğrusu biz bu Kur'an'ı ders alınsın diye kolaylaştırdık. Hala yok mudur ders alan? Hani? Ders alanlar nerede? Vahiy düşünenlere inmişti dostlar. Düşünenler ders alırlar. İbret almak için kafayı kullan. Onun için ibret akıl sahipleri için kullanılan bir kelimedir. Akılsızlar için ibret kullanılmaz. لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ diyor Kur'an. Düşünen bir topluma. Kendini ithaf ediyor. Düşünen bir topluma. Ve Haris el-Muhasibi'nin dediği gibi akıl Kur'an'dır. Kur'an akıldır. Kur'an akıldır. Hazreti Ömer öyle diyor. La yaghrurkum men qara'a al-Qur'an innema huwa kelamun natakallamu bih. Walakin unzuru men ya'mal bih. Sizi birinin Kur'an okuması, gece gündüz Kur'an okuması aldatmasın diyor. Çünkü Kur'an dillerimizle söylediğimiz bir şeydir. Siz asıl onunla kim amel ediyor, onu kim hayatına koyuyor, ona bakın diyor. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh diyor ki, لَقَدْ رَأَيْتُ الْيَوْمَ رِجَالًا يُؤْتَى أَحَدُهُمُ الْقُرْآنَ قَبْلَ الْإِيمَانِ Ben öyle insanlar görüyorum ki bugün, İman verilmeden önce kendisine Kur'an verilmiş. Yani Kur'an'a gönlü yatmamış,
kalıbı basmamış ama Kur'an'ı ezberlemiş. فَيَقْرَأُ مَا بَيْنَ فَاتِحَتِهِ اِلَى خَاتِمَتِهِ وَلَا يَدْرِي مَا آمِرُهُ وَلَا زَاجِرُهُ. Baştan başlıyor, sondan çıkıyor ezber. Fakat onun emirlerini ve yasaklarından hiç haberi yok. Bunu daha sahabe söylüyor. Lütfen dikkat. Yine Şeyhülislam lakaplı büyük alim Fudayl bin İyaz diyor ki, اِنَّمَا نَزَلَ الْقُرْآنِ لِيُعْمَلَ بِهِ. Kur'an sadece ve sadece kendisiyle amel edilmek için indi, yaşanmak için indi. فَاتَّخَذَ النَّاسُ قِرَاءَتَهُ عَمَلًا. Fakat insanlar tuttu, onu okumayı amelle dönüştürdü. Yani Kur'an kendisiyle amel edilsin diye indi, insanlarsa onu kıraata amel edildi. İşte böyle. Onun için bu ayette, bu surede dört kez geçen وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ üzerinde tekrar tekrar durmak ve düşünmek gerekiyor. كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرٍ. Ad kavmi de yalanlamıştı. Fakat uyarımın dinlenilmemesi halinde azabım nasıl olurmuş gördüler. Yani ilahi uyarı dinlenmeyince azap nasıl olurmuş onlar da gördü. İnna erselna aleyhim rihan sarsaran fi yevmi nahsin müstemir. Elbet biz de onların üzerine kapkara bir günde, berbat bir günde, bahtsız bir günde gürültülü bir kasırga gönderdik. تَنْزِعُ النَّاسَ كَأَنَّهُمْ اَعْجَازُ نَخْلٍ مُنْقَعِرٍ. İnsanları öyle savuruyordu ki bu kasırga, insanlar sanki hurma kütükleri gibi yere serildiler. Hadramelt, Ahkaf, bugün Yemen sınırları içinde kalan okyanusa paralel bir bölge, ölü yeşil, ölüm yeşili yani. Kum tepelerinin altında ölü bir medeniyet. Belki de ismini buradan alıyor. Küstahlaşan her medeniyetin akıbeti budur. Onlar da 12 ila 17 metre kumun altına gömüldüler. Bu yüzyılda kalıntıları ancak bulunabildi, uzaydan tespit edilebildi. Ad Semud Kur'an'da hep bir arada gelir. Nerede anılmışsa beraber anılırlar. Bunun sebebi sadece Ad'dan geriye kalan kabilelerin kuzeye doğru göç etmeleri ve yeni bir medeniyet kurmaları değil. Semud, Ad'ın bakiyesiydi. Asıl bunun sebebi bu iki kavmin kendilerine gelen belayı algılama biçimleri. Ad, çölde bir uygarlık yeşertti. Muhteşem bir uygarlık. İrame zâtil imâ. Sütunlar sahibi İrem. Bu uygarlığın merkezi olduğu söylenir. Ama ne oldu? Küstahlaştılar ve Allah helak etti. Onlar helaki malzemeye buldular. Kafa yapılarına değil de malzemeye suçu buldular. Çölde yapı yaparsan, uygarlık kurarsan işte böyle olur dediler. Gel gidelim bu sefer kayaya kuralım. Geldiler Medaini Salih. Ve o kayalar hala bugün ayaktadır. Kayalardan apartmanlar o günün en sağlam. Hani altı kaya gibi üstü kaya falan. Pazarlasalar herhalde böyle pazarlarlardı. Yani hiçbir deprem etki edemez. Kayaları oydular. Mantıkları yanlıştı. Davranışlarını düşünmediler. Fakat malzemeye suç buldular. Orada da yakaladı onlar. Küstahlaşınca geldi bela, orada da vurdu. Yani kayada da bulur sizi. Sadece kumda değil. İşte bunun için Ad ve Semud hep beraber gelir. فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرُ.
Fakat uyarımın dinlenilmemesi halinde azabım nasıl olurmuş? Gördüler. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرِ Ve doğrusu biz bu Kur'an'ı anlamak isteyenler için kolaylaştırdık. Yok mu öğüt alan? Hala öğüt işte bu. Malzemeye bulmayın. Küstahlaşan her medeniyet mahvolur. Mantığa ve akla bakın. Nasıl düşündüğünüze, daha doğrusu Allah'la ilişkinizi gözden geçirin. كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِالنُّذُرِ Semud da bütün uyarıları yalanladı. فَقَالُوا اَبَشَرًا مِنَّا وَاحِدًا نَتَّبِعُهُ Ve dediler ki, ne yani, içimizden bula bula bir ölümlüye mi tabi olacağız, uyacağız? Melek peygamber istiyorlar. Meleklerin ve gizli güçlerin sembolü olduğuna inandıkları putları ve totemlerine bir meşrulaştırma çıkaracaklar oradan. Ama asıl bilinçlerinin gerisinde melek peygamber gelirse biz meleği üretemeyiz diyerek vahyin peşine düşmemenin mazeretini bulacaklar. İnna izen lefî dalâlin mes'ûr. Bu takdirde biz dediler, sapıtmış ve çıldırmış oluruz. Yani bize ahmak derler, çılgın derler, deli derler, sapık derler. Görüyor musunuz? Sapıklar başkalarını sapıklıkla suçluyorlar. اَاُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ اَشِرٌ Aramızdan bir tek ona mı indirildi vahiy? Hayır, aksine o yalanda sınır tanımayan biri, dediler. سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنِ الْكَذَّابُ الْأَشِرِ Allah da dedi ki, parantez içinde, yarın kim yalanda sınır tanımayan biriymiş, yanarda yalanda sınır tanımayan mağrurmuş, yarın göstereceğim, dedi. Yani yarın bu söylediğiniz kimmiş herkes görecek. İnna mursilun naqati fitneten lehum fertaqibhum vestabir. Unutma ki ey Salih, biz bu dişi deveyi onları sınamak için göndermiş bulunuyoruz. Artık onları gözetle ve sabret. Savunma vesilesi işte, sınama vesilesi işte. Allah, Resulüne gösterdiği rüyayı da sınama vesilesi kıldığını buyurmuştu İsra suresinin 60. ayetinde. Yine Zakkum'u sınama vesilesi kıldığını buyurmuştu Saffat suresinin 63. ayetinde. Yine 19 rakamını, aleyha tis'ate aşer, üzerinde 19 vardır ayetindeki 19 rakamını sınama vesilesi kıldığını ifade buyurmuştu Müddessir suresinin 31. ayetinde. Yine Harut ve Marut'u sınama vesilesi kıldığını buyurmuştu Bakara suresinin 102. ayetinde. Yani Kur'an'da böyle sınama vesileleri var. İşte bu da o sınama vesilelerinden bir tanesi. وَنَبِّئْهُمْ اَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَدَرٌ Ve onlara ey Salih, suyun aralarında taksim edildiğini haber ver. Her sulama nöbetleşe olacaktır. De. Nâgatullah, Kur'an'da geçtiği şekliyle Allah'ın devesi diyor Kur'an. Bu, ardullah gibi Allah'ın arzı, Beytullah gibi Allah'ın evi gibi bir kullanım. Kamu malı bu deve. Sahipsiz yani. Müşriklerin benzer bir uygulamaları vardı. Onun için ilk muhatapları da uyaran bir ayetti bu. Bu kıssa böyle. Müşrikler mesela üst üste 5 batın doğuran deveyi kutsal addederler, salarlardı. Mesela üst üste 2 kez ikiz doğuran deveyi kutsal addederler, salarlardı. Peki sallan deve ne olur? Ne ot verirler, ne su verirler, ne bakarlar, ne çekerler, yarasına bakmazlar. O Allah'ın devesi.
Aslında hayvana eziyet ederler. Hayvana işkence ederler. Yani onu yarı tanrı haline getirirler. Tıpkı Budizmin ineği gibi. Oysa hayvan develiye çoktan razıdır. Ama bunlar razı değildir. İşte bir varlığı amacı dışında kullanınca nasıl şaklabanlıklar oluşuyor? Aslında onun ilginç bir öyküsüdür bu. Maide suresinin 103. ayetine bakarsanız orada görürsünüz müşriklerin bu uygulamasını. Hayvanları batıl inançlara alet ederek kullanımdan alıkoyma geleneği bu. فَنَادَوْ سَاحِبَهُمْ فَتَعَاتَ فَاَقَرَ Derken onlar çete başı olan arkadaşlarını çağırdılar, kafa kafaya verip görüştüler ve en sonunda o arkadaşları hunharca, işkenceyle deveyi boğazladı. İşkence ederek. Agara bu. Bacaklarını kırıp işkence etmek manasına gelir. Bir hayvana yapılan işkence deyip geçmeyin diyor Kur'an. Koca bir kavim, sahipsiz bir hayvana yapılan işkence sonucunda bardağı taşıran damla oldu yani. İşte böyle bir kıssa bu. فَكَيْفَ كَانَ عَذَاب۪ي وَنُذُرْ Fakat uyarılarımın dinlenilmemesi halinde azabımın nasıl olduğunu hiç hesaba katmadılar. اِنَّا اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوا كَهَش۪يمِ الْمُحْتَذِرْ Elbet biz de onlara tek bir bela sayhası, tek bir bela çığlığı gönderdik. Sonunda çürüyüp unufak olmuş ağaç kırıntısına, talaş parçasına döndüler. Nasıl bir belaysa. Talaş oldular diyor. Yani torf oldular, ağaç kırıntısı, süküntüsü oldular. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ Ve doğrusu biz bu Kur'an'ı ders alınsın diye kolaylaştırdık. Yok mudur ibret alan, ders alan? Ders neydi bu? Bu kıssada iddialı bir uygarlık sonunu bir deve bile getirebilir. Yani tıpkı Nemrud'un sonunu bir sinek getirmişse, başını göklerde zannedip de şu dağları ben yarattım havalarına giren ve insanlara zulmeden bir uygarlığın sonunu bir deve bile getirebilir. Onun için zalimler mutlaka bir biçimde cezalarını bulurlar, hem de hiç ummadıkları, küçük gördükleri bir şeyin elinden bulabilirler. Dikkat edin, ders budur burada. Kezzebet kavmu Lut'un bin nüzur. Lut kavmi de bütün uyarıları yalanlanmıştı. İnna erselna aleyhim hasiben illa ale Lut'un neccaynahum bisahar. Elbet biz de onları bir bela fırtınasına maruz bıraktık ve seher vakti sadece Lut'un iman ailesini kurtardık. İman ailesi. Karısı bu aileye dahil olmamıştı. Onun için de helak edildi. Hud suresi 81, Neml suresi 57. ayette ifade edildiği gibi. Ni'meten min indina kezalike nezzi men şeker. Katımızdan bir nimet olarak bunu yaptık. Şükredenleri biz işte böyle ödüllendiririz. Ve lekad enzerahum batşetena fetemarav bin nuzur. Doğrusu Lut bizim yakalama gücümüze karşı onları uyarmıştı. Allah yakalar demişti. Kaçamazsınız, Allah'ı atlatamazsınız demişti. Fakat onlar buna hep kuşkuyla, tereddütle yaklaştılar. وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ Dahası arzularını onun misafirlerinden gidermeye, çirkin arzularını, şehvetlerini onun misafirlerinin sırtından gidermeye kalktılar.
فَطَمَسْنَا اَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرُ Bunun üzerine biz de gözlerini kör ettik. طَمَسْنَا عَلَى اَعْيُنِ Evet. Veya طَمَسْنَا اَعْيُنَهُمْ Gözlerini kör ettik. Gözlerine perde çektik. Aslında gözlerini ne kör etti? Şehvet. Şehvetleri başına vurunca başlarına gözleri görmez oldu. Hakikati görmez oldu. Madem uyarımı göz ardı ettiniz, o halde azabımı tadın dedik. وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ مَا مَا فِيهِ Sabahleyin erkenden kalıcı izler bırakan bir azap onları geldi, çepeçevre kuşattı. Müstakir, kalıcı izler diye çevirdim. Lut Gölü'nün kuzey ucuna Lisan denir. Bugün Lut Gölü'nün kuzey ucu Lisan, derinliği 40 metre suyun altındadır. Fakat Lisan'ın bittiği yer bıçakla baştan sona enine kesilmiş gibi, tam bıçakla kesilmiş bir dilim gibi derinlik 40 metreden 400 metreye düşer. İlginçtir, dehşettir. Yani bela ben buradayım der orada. O helak olan kavimler o 40 metre derinliğin içindedir. Ora dışarıda imiş, beladan sonra suyun içine. Şu anda Lut Gölü'nde böcek dahi yaşamaz. Böcek dahi. Bir su düşünün ki içinde bir tek bitki bitmiyor. Bir tek böcek yaşamıyor. Böyle bir su. Bunlar hep ibret aslında. فَذُوقُوا عَذَاب۪ي وَنُذُرُ Sonunda uyarımın dinlenilmemesi halinde azabım nasıl olurmuş gördüler. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرُ Biz işte Kur'an'ı anlamak isteyenler için, anlaşılması için böyle kolaylaştırdık. Yok mudur öğüt alan? Ders ne? Öğüt ne burada? Ahlaki çürüme çöküşü kaçınılmaz kılar. Yozlaşmaya karşı mücadele edenler de mutlaka seçilip ayrılırlar. Öğüt bu. وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ Doğrusu Firavun yandaşlarına da bu uyarılar gelmişti. كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْزَ عَز۪يزٍ مُقْتَدِرٍ Bütün ayetlerimizi yalanladılar. Bunun üzerine biz de her şeye gücü yeten yüce bir güç sahibi nasıl çekip alırsa işte öylece çekip aldık. اَكُفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِّنْ اُلَٰئِكُمْ Evet, soru ilginç. Ne yani diyor, şimdi sizin kafirleriniz bu kafirlerden daha mı değerli? Yani Allah sizin kafirlerinize torpil mi geçecek? Haşa. Bu kafirlere böyle ceza verirken sizin kafirlerinin küfrünü görmezden mi gelecek? Em lekum bera'atun fizzubur Yoksa silinmez sayfalarda dokunulmaz olduğunuz mu kayıtlı? Ne ilginç. Ne ilginç itaplar, azarlar bunlar. Evet. Yani bizim dokunulmazlığımız var veya biz Allah'a yakınız, biz peygamberin torunlarıyız veya biz şuyuz, biz buyuz, biz şuna şu kadar hizmet ettik, biz İslam'a bu kadar hizmet ettik. Yani caka satmak, başkalarının ameliyle caka satacak herkese veya biz İbrahim'in torunlarıyız ki müşrikler öyle diyorlardı. Biz Halilullah'ın torunlarıyız. O Allah'ın dostuydu. Allah dostunun torunlarına öyle yapmaz. İşte ona bir cevap. O bakışa bir cevap. Allah nezdinde hatırlı kafir yoktur. Aslında kısaca söylediğim.
اَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُنْتَصِرٌ Yoksa biz örgütlü gücüz, galip geliriz mi diyorlar. Örgütlü küfür. Eğer galip geleceğini düşünüyorsa Firavun'a baksın. Yeryüzünün en örgütlü küfürü onun o idi. O bile galip gelemedi. سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرُ Gün gelecek, birlikleri yenilip dağılacak ve arkalarını dönüp kaçacaklar. İşte bu bir mucize. Bu mucize, bu ayetin inişinden, bu ayetin inişinden tam 10 yıl sonra gerçekleşti. Medine'de, Bedir'de. Allah Resulü Bedir öncesi topyekün dua etmişti, ettirmişti. Ve ellerini açmış, başını secdeden uzun süre kaldırmamış, ondan sonra da ellerini açmış. Allahümme intühlik hezihil asabe la tuvbet fil ard. Allah'ım şu bir avuç insanı da eğer helak edersen, edilmesine izin verirsen sana kulluk eden kalmayacak demişti. Ve arkasından Bedir zaferi gürleyip geldi ve işte arkasından da bu ayeti okudu. Belis sa'atu mev'iduhum ve sa'atu edha ve emar. Ne var ki onların asıl randevuları son saattir ve o son saat en dehşetli, en acı bir an olacaktır. Yani onlar asıl belayı son saatte bulacaklar. Beklesinler, asıl ahirette cezalandırılacak. İnnel mucrimine fi dalalin ve su'ur. Çünkü günahı hayat tarzı edinmiş, sapıtmış ve çıldırmış olmalılar. Yevme yushabune fin nari ala vucuhihim zûku messe sakar. O gün yüzü koyun ateşe sürüklenecekler ve denilecek ki tadın bakalım. Tadın bakalım değdiğinin fiyakasını bozan cehennemin okşayışını. Zûku messe sakar. Okşamak, tatmak. İlginç. Aslında bir nükte var gibi geliyor bana. Kısa vadeli hazzı, hayat tarzı edinenleri ahirette bekleyecek şey de budur. Cehennem ateşi okşayacak. İnna kulle şeyin halaknahu bi kader. Şüphe yok ki her şeyin ölçüsünü yaratan biziz. İşte berceste ayet bu. Kader ölçüyle yaratılıştır. Amaçlı ve anlamlılıktır. İradi eylemlerde kader iradenin kendisidir. Müşrikler kafir oluşlarını kadere bağlıyorlardı. Ve diyorlardı ki, لَوْ شَاءَ اللّٰهُ مَا اَشْرَقْنَا Eğer Allah dileseydi biz şirk koşmazdık. Allah'a iftira ediyorlardı. Allah ise insana iradeyi kader kıldığını zımnen ifade ediyor. وَمَا أَمْرُنَا اِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ Bizim emrimiz ise sadece göz açıp kapamak gibi bir anlık iştir. Allah'ın dilemesiyle yapması arasında zaman farkı yoktur. Allah her şeyi ölçülü yaratmayı kendi dilemiş ve kendine ilke edinmiştir. Dolayısıyla tekamül yasası Allah için bir mecburiyet değildir, bir ilkedir. Değilse, اِذَا اَرَادَ اَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ Bir şeyin olmasını istediği zaman ol der, o da hemen oluverir. Bu bağlamda Allah'ın bir toplumu isterse anında yok edeceğini, fakat bunu bir yasaya bağladığını ifade etmek için bu bağlamda gelmiştir bu ayetler. Helak sürecinin sonucunda. وَلَقَدْ اَهْلَكْنَا اَشْيَاءَهُمْ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ Nitekim geçmişte sizin gibi toplumları yok ettik. Hala yok mudur der sana. وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ Ve yaptıkları her şey korunaklı sayfalarda bir bir kayıt altına alınmış, asla es geçilmemiş, unutulmamıştır.
Ve kullu sagirin ve kebirin müstetar. Küçük olsun, büyük olsun, her ne yapmışlarsa satırlara geçmiştir. İlahi hesabın ıskalamayacağına atıf. İnnel muttakine fî cennâtin ve neher. Ne var ki sorumluluğunun bilincinde olanlar cennetlerde ve ırmaklar arasında mest olacaklar. Ve neher ifadesini zemahşeri ve ona bakarak bazı müfessirler akıl almaz bir ışık tayfı içinde yüzecekler şeklinde anlamışlar. Fî mak'adi sıdkin muhteşem. Fî mak'adi sıdkin inde melikin muktedir. Sadakat tahtında. Sadakat tahtında. Sonsuz hükümranlık ve iktidar sahibinin yüce huzurunda. Rabbim, ebedi alemde sadakat tahtına layık olanlardan kıl bizi. İhanet gayyasına yuvarlananlardan kıl. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.